Ehli iman arasında da bir hastalık. Bir zaman birisi öyle bizim cemaatten belli bir adam fotoğraflar çekmiş. Bilmiyorum, kıra mı gitmiş, gezmeye mi gitmiş? Almış o Facebook mudur neler bir şeylere koymuş. Tavafıkan rastladım. Ondan sonra bir mesaj attım. Dedim yani bu resmi çektin hayırlı olsun. Sana hatıra olabilir. Yani buna Hasan'a, Hüseyin'e bak. Biz böyleyiz bak. Burada kebap yiyoruz. Bak burada dombalak haşıyoruz. Bak burada ne yapıyoruz. Yakışıyorum yani sana dedim. İnsan ailesinin sırrını söylemez. Öyle değil. İnsan ailesinin sırrını söyler mi? Hulasa bu şöhret arzusu çeşitli şekillerde tezahür ediyor. Bu son zamanlarda bilgisayardaki bu şeyler çok yaygın hale getirdiler. Hemen hemen kimsenin mahremiyeti kalmadı. Kadın erkek çekiyor koyuyor oraya, çekiyor koyuyor oraya. Ya sen dostun, ahbabın, kardeşin, anan, baban, her neyse. Bir yerdesiniz, bir hatıra, resim çekmiş edemiyorum. Ama onu kendi albümüne koy yani. Şimdi millete bunu teşhir edip bak, biz böyle soylu boyluyuz işte. Bak görüyor musunuz ya? Biz öyle aşağı adam değiliz işte bak. İşte Ayasofya'ya gidiyor mesela. Ayasofya'da resmini çekip koyuyor. Sen Ayasofya'ya mı gitmişsin? Kendini reklam etmeye mi gitmişsin? Ayasofya'nın resmini çek. Bir şey demiyorum. Çok hoşan gidiyorsa bir Müslümana bildirmek için. Ama sen kendi resmini çekiyorsun. Ondan sonra Ayasofya'da, Hasan Ayasofya'da. Mehmet Ali Ayasofya'da. Öbürü de maşallah kardeşim boyun bozsun şu. Endamın bu, bilmem neyim bu. Ehli hakikate yakışmıyor onlar. Yani ham, avam, basit, kahve köşesi. Onun için ha Ayasofya ha bilmem nere. Çeker kor. Ama senin için öyle değil ki. İnsan haline münasip bir ağırlık taşıması lazım. Öyle değil mi? Haline. Güzel. Yani bir hatıra olsun. Şu tarihte Ayasofya'ya gitmişsin. O gün de Ayasofya'da böyleymiş. Tamam. En fazla çok muhabbet ettiğin, bilmesinde fayda olan bir arkadaşına gönderebilirsin yani belki yani. Böyle bunlar hep şöhret arzusudur. Elinden o geliyor, onu kullanıyor. Elinden o geliyor, onu kullanıyor. Bunlar işaret fişeğidir yani. Fazlası gelse vasıtasını yapacak. Fazlası gelmiyor, işte ne kendine geçmiş, bir fotoğraf çekip oraya koyuyor. Öbürleri de işte, ha maşallah kardeşim, kulağın böyle, burnun böyle, asaletin, ahir bilmem ne. Hiç bizim cemaate yakışmıyor, hiç. Cemaatin ağırlığına da, asaletine de, hiçbir şeyle yakışmıyor, hiç. Çok hafif oluyor, çok utandırıyor insanı. Sen de mi diyorsun yani? Sen de mi böyle yapıyorsun? Nedir bu? Bunların hepsi şöhret arzusudur. Zannetmeyin ki bunlar boşa gidiyor. Ehli dalalet bunlardan istifade eder. Günü gelir, o resmini öyle koyanların, muyanların hepsini tespit eder.
onun damarına göre ona yanlış işler yaptırırlar. Katiyen boşa gitmez. Azimendi cemaat içerisindeki bir adamın dikkat etmesi lazım. Kullanırlar onu. Onu kullanırlar. Şöhret damarı var onda. Onu bir şekilde kullanırlar. Hulasa bu böyle dışarken işte resim göndererek etmek. Allah razı olsun, o da arkadaşla anladı hatasını. Sildim bildi ama huy başka bir şey. Başka yerde bu sefer. Evet. Şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. O bela ve musibete düşersen قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ de o beladan kurtul. Mesne-i Nuriye. Bunları yapmamak lazım. Bunlar yapma, yakışmıyor. Küçültüyor insanı. Davasını küçültüyor. İnsanı küçültüyor. Bunları yapmamak lazım. Dava adamı.